Sayın Bahçeli, günaydın. Gerçekten acınacak bir hali var. Gördüğün zaman böyle ikili olduğunda melek yüzlü zanneder. MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsın. MHP'nin genel başkanı olan zat, sen zaten uçma özürlüsün. Erdoğan aklıyla arasını açmış, klinik bir vaka haline gelmişti. Milliyetçiyim diyen MHP genel başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin, bu milletin adabını öğrensin. Önce haddini bileceksin. Bir taraftan da milliyetçi ayaklarına takılacaksın. Irkçılık yaptınız, kavmiyetçilik yaptınız, kabilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir. Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidar. Sayın Erdoğan ya Kandil yetiştirmesidir ya Türk düşmanıdır. Ey Bahçeli, bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adisin. Alçaksın ve şerefsizsin. Bunu ispat edemezsen alçaksın. Namertsin. MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Siz cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Evlenmemiş de olabilirsin, ayrı bir mesele. Ama sen ailenin kadru kıymetini bilmezsin. Bu adam siyasette çırak bile olamadı. Ve olamayacak da. Genelkurmay başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi dahi olamaz. Sen de şeref ve mertlik İşportaya düşmüş. Burdaya çıkmış. Ağzından salyaları. Bunlar 200. Ey Bahçeli, sana da sesleniyorum. Bildim bileli o koltukta oturuyorsun. Hiçbir işe yaramadın ya. Bir tek evet oyun vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım.